Kayan cevap verdim diyorsun. Cevap ya sen ne diyorsun abla? Neyin cevabı? Cevabını verdim ya. Yeter ya. Abla, ablana hak veriyorum ve ablana da tamam, inanıyorum. Bak sen cevap vermek zaten onlar bizi istemiyor, anladın mı? Telefonu, geri sen onlara inandıkça beni kaybedeceksin, beni anladın mı? Yeter bak. Zaten aileyi, ailem Aslı'yı istemiyor demek ne? Ya ben öyle bir kelime kullanmadım. Yeter yalanı dolanı bırakalım. Peki bir sakin ol bak. Efendim Şükran. Ne oldu şimdi burada? Burada şimdi Gamze Hanım çok güzel seyrediyor. Başardı. Başarıyor da. Zaten istediği de oydu. Birbirine girsinler. İstemediği için de ayrılmasını istediği için de ayrılsınlar. Kayahan'cığım. Ne malum karşıdan ben tamam o kelimeyi mi kullandım? Karşıdaki ne malum benim ses kaydımı alsa? Burada çıkarsa? Hadi çıkarsın. Orada ne yapacaksın? Tamam ben. Ne yapacaksın? Ben Allah'ına kadar söyledim kendimden arkasından. Ne yapacaksın? Memleketine mi gideceksin? Bekle demişsin ya zaten. Karama. Yarına mı gideceksin? İhtimal 0.0. Ay hep 0.0'dı tamam, zaten. Tamam çıkarsın hadi. Oje sürdüğünde de 0.0'dı. Ben o kelimeyi kullanmam kızım. Beni bekle. Çünkü biliyorum ses kaydı alır. Anladın mı? Şey aha, yapar. Aha ne kadar düşüncelisin. Düşmem artık. Belki sen onu başka numaradan aradın. Belki sen onu başka numaradan aradın. Arasam ne yazar? Ses kaydını alır. Sen o kadın seni, madem o kadın seni aradı, aa sesini duyacaktın. Ses kaydı alır yani. Aylarını geçirmişsin ya. Ojesini bile sürdüğün kadının sesini herhalde tanırsın. Yalancı. Ya sen, ya ben anlatamıyorum. Ama burada Kayahan'a hak veriyorum. Ben anlatamıyorum ya. Şimdi bir saniye. Ben artık düşmem da hayırdır ya. Dur, çocuk haklı. Diyor ki, eğer ben böyle bir şey yapsam ben aptal mıyım? Sesimi kaydederse bana karşı kullanırsa tabii. Dolayısıyla böyle bir şey yapmış olsaydım kaydederdi. Çıkarsınlar diyor. Ben şimdi hak veriyorum bu çocuğa. Gamze. Efendim selam. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Yapsam kaydederdi. Çünkü bu anı bekliyor onlar diyor. Bizi ayırmak için her türlü yalan dolan yeter artık ya. Ben hak veriyorum ben Kayan. Ben ispatlarım Kayan. Ya o zaman neyin ispatlayacaksın sen? Tamam ben ispatlarım Kayan. O zaman ne olacak? O zaman ne diyeceksin? Ya mutlu bir gün geçiremiyoruz gerçekten. Benim hayatımı darma duman ettiniz. Ben sizin ayınızdan da, senden de, Tuğba'dan da. Bu senin sevgilinden de, ojesinden de çok sıkıldım ya. Bana benim sevgilim değil sıkıldım. Ya. Sıkıldım. Benim sevgilim değil. Ne sevgilim sevgilim diyorsun ben ya? Ben sana inanmıyorum. Ya ben seni seviyorum ya. Yeter ya. Bana Ayşe. Evlilik teklifi et burada. Git başkalarını ara. Aslı'yı seviyorsun. Buradakine de bekle diyorsun. Bak o kelimeyi sen uyduruyorsun şu anda bak. Senin hassas noktanı. Ben hiç iyi oynuyorsun sen de. Ama akşam aradığını Gamze biliyor bak. Aradığını ama karşı o taraf aradı, aramış 10 defa. O beni aradı ya 4 kere 5 kere en sonunda cevap verdim. Hayırdır ben burada Kayahan'a inanıyorum. Ya. Aramış. Sonra uzak dur dedim tekrar... ya sevdiğimden uzak dur dedim ailemden uzak dur yeter artık ya. Kesin öyle demişsindir. Bu kızı ne tekrar aramış kıza demiş ki ya. Beni bekle zaten ailem Aslı'yı istemiyor demiş. Burada Gamze'nin de suçu yok belki de kız öyle söyledi. Ne diyor? İşte anladım. Onu diyeceğim ben. Anlamadım. Ben o kız var ya zaten. Şimdi Gamze de bu kadar kendinden emin. Sen söyle söylemezsen ben söyleyeyim mi demez laf öyle girdi. Evet. Ayşe devam et. Şimdi burada Aslı'ya çok iş düşüyor. Karşı taraf Aslı'nın hassas noktasını öğrendi. Her akşam yeni bir komplo ya da yarı doğru, aynen yarı yalan abartılarak bir takım şeyler senin karşına çıkartıyorlar. Sen de hemen Kayahan'ın elini bırakıyorsun. Kayahan senin yanında değil mi? Tamam demedim diyor. Demediğine ben inanıyorum. Konuştuğuna inandım, demediğine inanıyorum. Aslı sen böyle yaptıkça Gamze'lerin hoşuna gidiyor. Senin amacın ne burada? Gamze'nin ekmeğine yağ sürmek mi? Kendi aşkının peşinde koşmak mı? Ayşe Hanım ben otele döndüğümde ne yaptığını bilemem ki. Ben ona gizli kamera falan takmadım. Ne yaptığını bilemem. Çünkü bu adam benden ayrı olduğu 4 ay içerisinde veya değil başka bir kadına oje sürmüş. Bu kadın telefonla buraya bağlandı. Sen geçmişte kaldın diyor. Böyle bir insan var. Böyle bir insan olduğunu ben algılayabilecek sevildi bir kadın. Ne yapayım ben ya? Sesini duyduğu zaman kapatıp bana da Aslı. Bak geldik ya buraya. Yavrum sen beni... üzülme diye sana neden yansıtayım? Bak, ben ağzının cevabını verdim kapattım telefonu demek anladın ki... mı? Bu beni daha çok üzdü ama. Sen dürüst bir adam olup bana söyleyebilirdin. Dürüstüm ben. Dürüstüm demek beni arıyor hala diyebilirdin. Ne dedin Gamze? Demek ki ümit veriyorsun peşini bırakmıyor. Niye ümit neydi vermesen peşini ya? Bırakmasın? Yok yok var öyle. Var var. Ya abla ben Aslı'yı seviyorum ya. Yine seni seviyorum kızım. Anlasana ya.
İnanma bunlara çünkü ya. Kızın bir ümidi var. Her şey yapıldı kızla çünkü. Ailesiyle tanışıldı. Lan ne yapıldı? Sen neyin konuşuyorsun sen? Yani herkesle tanışıldı yani. Ne, kim kimle tanışmış? Sen yalan konuşuyorsun. Kızın yani bir ümidi var. Ne ümidi kız var? Kız senin ümidini keseceğin sıra bile sen kızı arıyorsun, beni bekle diyorsun. Ben aramadım, o beni aradı ya. Bu kız senin ümidini keser. O beni aradı. Söyle bana ya, nasıl keser ümidini? O aradı, sen aradın. Abi bana ne, ümidini kessin kesmedi. Ben, benden uzak durun. Beni bekle diyorsun. Bekle beni dedin mi? Orada Aslı'ya diyorsun ki ya seni seviyorum ya, diyorsun. Demedim, burada da buna diyorsun beni bekle. Ya bir susana, yalanı dolanı bırak artık ya. Nefret ettim sizden ya. İkisinin ya ortasında niye oynuyorsun? Ya ne oynayacağım ben, oyuncu muyum oynayayım ya, hayırdır ya. Efendim Safiye. Bunların üçü de bir araya geldiler, işbirliği yaptılar ve bunları ayırma derdindeler. Aslı çok üçü çabuk... Üçü kim? Üçü. Tuğba Hanım. Gamze. Gamze ve... Eski sevgili. Bahsettikleri eski sevgili. Hı. Üçü bence işbirliği içinde. Aynen abla. Ayırma derdindeler. Öyle Aslı mi? O kadar çabuk gaza geliyor ki dinlemiyor. Bir dinlese Kayahan'ı, böyle böyle oldu. Dinle güzelim. Dinliyorum ama soruyorum, hatırlamıyorum diyor. Hayır ya, aramadım diyor. Ya, cevabını, o beni ben aradı ya da demiyorsun. Bunun beni üzeceğini düşünmedin mi ortaya çıktığı zaman? Senin ablan, sen ablanı benden bak iyi tanıyorsun. Sana söylüyorum ki beni aradı bana, farklı numaralardan. Tamam baba, tamam. Bir daha söylemeyeceğim. Ama bunu en başında söylemen gerekiyordu. Ben de cevap verdim, gerekeni de söyledim. Kapattım, engelledim. Benden önce mı niye söylemedin Aslı'ya o zaman? Çünkü kavga ediyoruz. Ablan sana dedi ki sen açıkla. Açıkladım ya. Yanlış açıkladım. İşte sen Kayahan söylememekle Aslı'ya koz verdin ellerine. Ya ablacığım niye öyle yaptın? Ortada kaldım abla, ne etsem vallahi billahi. Söyleyecektin ya, söyleyecektin. Onun o numarasını silmediysen eğer ki muhtemelen silmişsindir. Ben akşama de ararım onu. Akşama kadar telefonum elinde ya. Numarasını sildin i̇nan, mi? İnan, seni aradığı 10 tane numarayı. Her şeye inanıyorum abla, her şeye. Ben arayacağım o kadını programdan sonra. Ara. O zaman ne yapacaksın? Ara, gereken ondan söyle. Ondan dinleyeceğim. O bana gerekeni söylerse ne yapacaksın? Hatırlamıyorum abi, mu diyeceksin? Ya, Semra. Kayahan Bey, Aslı'ya söz verdiniz, evleneceğim diyorsunuz ya. Acaba diyorum ki Aslı'yla sevgiliyle evlenmeyi mi planlıyorsun? Abla, Aslı'nın duygularıyla lütfen oynamayın. Ne gönül eğlendirmesi abla ya. Aslı'nın sevgisine layık değilsiniz. Ben geçen gün Aslı size boşuna demedim, takip edin diye. Ama haklısınız. Zaten telefonum elinde. Yani her şeye inanıyor. Ya zaten telefonum elimde ben deyip sen... durma bak. Otele gitmedin mi sen, bana yemek hazırladın, iftar yaptın. Otele gittin. Ne yaptığını nereden bileyim sabaha kadar? Ne yaptın? Belki sabaha kadar onunla konuştun. Allah'ım. Sen... Anlatıyorum, anlamıyor. Anlattığını anlamam için tamam, senin dürüst bir insan olman gerekiyor. Tamam, biraz sakinleş. Kıskanç olduğunu söylüyor baştan tamam, beri söylüyor. Biliyorum abla. Aslı geldiğinden biraz beri çok dürüst. Geldiğinden beri dürüstçe anlatıyor. Ya ben de... Doğruları söylüyorum abla. Anneciğim keşke sen akşam deseydin ki bak böyle böyle bir şey oldu. Ondan sonra beynimi götürecekti abla. Arayacaktı, arayacaktı. Ne konuştun, ne yaptın, neden aradın, ne yaptın? Ben de aklımda kendime göre abla. Şimdi sanıyorsun ben senin o her şeyi hatırladığın çok ileri beynini? Her şeyi hatırlıyorsun ya. Hatırlamak zorunda mıyım ben seni? Dün geceyi de mi unuttun? Ne konuştuğunu o kadınla? Söylüyorum ya, ben, söyledim bu kadar ben yani. Ben senin ablana inanıyorum. O daha dürüst ve kanıtlarla geliyor. Tamam inan, inandıkça kaybet beni. İnanacağım, ne yapacaksın? Ben. Bir sonraki adımın ne? Şimdi benimle kavga ettin ya, arayıp onun gönlünü mü alacaksın? Ya ne gönlünü alacağım? Sen bu kadar mı beni tanıyorsun ya? Seni tanıyamıyorum ben artık. Ayşe. Sevdiğim kadını da kendilerine şey aslında yaptılar. Aslında Kayahan Aslı'ya karşı... Bir şeyler besliyor yani. Aslı'ya aşık olduğunu söylüyor. İnanıyoruz. Fakat o kadar rahat ki. Adamın karakteri öyle ya. Karakter tut kendinden öyle. Emin. Emin kendinden. Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Kendinden emin. O kadar rahat ki böyle kafasına bir şey takılmasın. Aslı ona dırdır etmesin. Evet. Soru sormasın. Günü, dakikayı, saati rahat geçirsin. Hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim. Haberim yok. Hani üç maymunu, dört maymunu oynuyor. Peki Tuğba telefondaymış. Efendim Tuğba. Dedem bir yayın var. Teşekkür ederiz hayatım. Hoş geldin. Biz Aslı'ya bugüne kadar hiçbir zaman yalan söylemedik. Kayahan diyor ya beni kendisi aradı diye. Kayahan kendisi aradı bir kere.
Ya ben aramadım bak, yeter artık ya. Ya ben aramadım yeter artık deme. Yalan makinesi olmuşsun sen orada. O kıza da yazık orada ya. Üzülüyor ne olursa olsun. Şimdi döndüler nereye, ben anlamadım. Hayır ne olursa olsun. Aslı'ya da yazık. Şimdi Aslı istem yeniden Aslı'yı savunuyor. Anlamadım. Dayan, dinler misin? Ne dinleyeceğim yeter ya. Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Değişik numaralardan bir aradı. O kızın seni değişik numaralardan aramaya ihtiyacı yok ki. Sen zaten ikisini bir arıyorsun kızı. Ya ben ne arayacağım? Benim telefonum akışıyor bir de. Bravo sana. Elinde akşama kadar. Gamze'nin söylediği hiçbir şeyde yalan yok. Aslı biz sana bugüne kadar hiçbir şekilde yalan konuşmadık. Buna katılamayacağım ne yazık ki. Çünkü benim çalıştığımı iddia ettiğiniz yer dahi yalan. Bununla geldiniz, videolarla geldiniz, ayıcıklarla, ojelerle geldiniz. Şimdi de telefon aramalarıyla geliyorsunuz. Ama bana da gına geliyor. Ben artık çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Ben algılayamıyorum. Evet beynim gidiyor. Benim de beynim gidiyor. Senin hatırlamamalarından ben her gün burada bir şeyle mi karşılaşacağım senin yaptığın? İki kadını parmağında oynatamazsın. Iron Man, this relationship anymore. Seni seviyorum sadece ya. I don't believe you. Ya kızım ben İngilizce anlamıyorum ki konuşuyorsun burada. Bak tevbe estağfurullah. I don't care if you don't understand me. Ne diyor bu anlamadım. Tuğba ile Gamze anladılar onu ne demek istediğini. Ayı da yerlerde yazık. You broke my heart. I love you. Tövbe yarabbim tövbe. Ne diyeyim abi onu biliyorum. Ne kızıyorsun? Kalbimi kırdın diyorum. Sana inanmıyorum. Bu ilişki artık inanmıyorum. You broke my heart. Ben de I love you diyorum. I love you. I don't believe you. You I love you. You I love... Seda Hanım sustun. Ne yapayım abi ya? You I love you. Yeter artık ya. Şu ayıyı da yıkayıp bir çocuğa verelim. Yıkayalım onu güzel. Ben götürüp eve bir yıkayayım onu. Abla vallahi ayı benim değil. Sen bu ayı gerçekten tanımadın mı? Sahiplendirelim mi? Abla ya. Senin değilse sahiplendirelim. Hatırlamadın mı? Yok abla hatırlamıyorum. Şimdi Gamze ile Tuğba ortalığı mı karıştırıyor? Ortalığı karıştıran eski sevgili mi? Gamze ile Tuğba da gerçekten acaba eski sevgilinin oyununa mı geliyor? Yoksa Safiye'nin dediği gibi eski sevgili Gamze, Tuğba üçü birlik yapmış. Öyle olabilir mi Tülay? Anlamadım ben. Şimdi öyle de olabilir ama şimdiye kadar Kayahan o kadar rahat tavırlar sergiliyor ki hele dün mesela o eski sevgili lafı açılınca bilmiyorum, yapmadım, etmedim o kadar böyle cevaplar veriyor ki net bir cevap vermediği için karşı tarafta ümitlenmiş olabilir ve seni aramış olabilir. Baştan dedim sildim attım gitti yani bunun bu kadar yani ne yapayım ama ben? Yok ben Kayan senin o kadar hani bugün söylediğin gibi bir cevap verdiğini düşünmüyorum. Hala daha ona ümit verdiğini düşünüyorum. Ya ne ümiti abla ben. Yok yani yalanın da ortaya çıkınca. Ya. Bugün o kadar birden parladın ki. Umurumda değil ki ne yapayım parladığımda kadar... ben öldüm artık yeter. Yok. Vallahi yoruldum. Şimdiye kadar böyle hiçbir zaman çıkış yapmadın. Evet. Hep böyle ne alttan yapayım? Alttan cevaplar veriyordun. Sen bu kadın telefona bağlandığında da böyle bir çıldırdın. Evet. Abi istemiyorum. Her şey ortaya çıkınca çıldırıyorsun. İstemiyorum. Ne yapayım? Neyi istemiyorsun? İstemiyorum. Burada onu istemiyorsun. Onu aradığında abi, da Aslı'yı istemiyorsundur. Benden uzak dursunlar ya. Sen burada bana böyle oynuyorsun ve herkese. Ne ama oynuyor? Nereden akşama bilebilirim? Akşama kadar yanımdasın hala konuşuyorsun. Tamam akşamdan sonrası da var değil mi? Geceleri çünkü ona çiçek gönderiyordun ya. Geceleri telefonla açıyor olabilirsin. Lan bir gün otelde kaldık diye sen ya. İnanma bunlara. İnanılmaz olan sensin. You are incredible. Anladın mı bunu? Anlamadım ama. İltifat mı etti, küfür mü etti? Bizim şu haberde rica edelim de çevirmeni bize koysunlar. Ya da bir kulaklık takayım anlamak hem için. Hem işitme engellilere hem de dil için yazalım. Seda Hanım bakışlarımdan beni anladığını iddia ediyordu. Şimdi anlamıyorsun hiçbir şekilde. Kalbimi kırdığını farkında değilsin. Kalbini niye kırayım ki? Niye kırayım mı? İnanmadı artık da yoruldum ya.
Ben de seni bu yoruldum ya, hatırlamıyorum ya. Bunlardan yoruldum ve sıkıldım senin bu tavrından. Bütün gün orada bacağını sallaya sallaya oturamazsın.